Kağıttan Hayatlar ya da Bir Başka Adıyla Mücadele Çıkmazı filminin incelemesine hoş geldiniz. Dün izledim filmi. Çok güzeldi, çok beğendim. Yönetmenimiz Can Uykay. Tabii ki yine ağlattı bizi. Yani ağlatma manyağı yaptı dün. Yani açıkça söyleyeyim ağladım. Yani Müslüm ve Ayla'da da ağladım. Aynı şeylere imza attığı şeylerde de ağlamıştım. Ya belli ki burayız. Ağlatma şeyi var yani burayısın. E, Çağatay Ulusoy'un oyunculuğuna zaten diyecek bir şey yokmuş yani ben genelde dizi ve aşk filmleri falan yaptığı için. Yani ben çok izlemem öyle aşk dizi film, o, o, tarz filmler falan. Ama dün yani bana gerçekten Çağatay hani çok iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ve ayrıca Jönler Jönüs'ün, ayrıca çok iyi bir oyuncusun. İkisi yan yana gelince yani efsane bir şey olmuş. Konusu çok iyiydi. Başında zaten yoksullara hani hitafen ya da işte sokakta kalanları hitafen falan gibi bir cümle vardı şu an net hatırlamıyorum. Çağatay Ulusoy Mehmet diye bir karakteri canlandırıyor. Mehmet'in böbrek yetmezliği var. Hastaneye giderken işte sokak başında bilmem ne de her böyle filmin belli başlı yerlerinde belli bir kadını görüyoruz. Ve diyorsun ki o kadın bu arada dünyanın en duygu veren kadını. Birazdan söyleyeceğim ismini. Sürekli böyle o kadını görüyoruz ve bu filmlerde yani filmlerde genelde görmüş olduğunuz şeylerin anlamsız olması sonunda bir şeye ifade ediyor yani o filmde. E gerçekten de hani boş bir karakter değilmiş. Onun da bir anlamı varmış. Onu da açıklayacağım. Benim favori karakterim bu arada Gonzales. E, ee Çağatay'ın kardeşi filmde. Yani bir insan bu kadar duyguyu geçirebilir. Bu kadar iyi yani ne bileyim yaşattı yani. Öyle bir yaşattı ki hani Çağatay'dan yani Çağatay bir kusura bakma ama senden bir tık daha fazla yaşattı. Onların başında duran Tahsin Baba diye biri var. Onlar da işte Tahsin Baba da buna göz kulak oluyor. İşte Mehmet'e ziyaret ediyor. Mehmet de hiç ameliyat falan olmak istemiyor. Bir gün işte Gonzales, Mehmet'in kardeşinin şeyinden, kağıt toplayıcısı arabasından bir tane çocuk çıkıyor. O çocuğa nasıl bakacağız, nasıl edeceğiz falan. Çocuk anlatmaya başlıyor. İşte beni işte üvey babam dövüyor. Annem beni işte attı çöp konteynerine falan. Ondan sonra nasıl yani diyor inanamıyor. Oturuyor, pilav yiyorlar birlikte, sohbet ediyorlar. Diyor seni polise götüreyim mi diyor, polise verme, polise verme diyor. Bunları hiç güven olmuyor normalde. Hani Mehmet'e hiç güvenmiyor o çocuk. Ondan sonra gitgide artık ilerleye ilerleye film artık bunlar kanki olmaya başlıyor. Mehmet abi, Mehmet abi. Sonra doğum günü kutlama bahanesiyle işte ona, onun gelişine özel bir kutlama yapacağız falan. Mumlar üfleniyor. Çocuğa üfle diyor, sen üfle diyor. Çocuk üflüyor, mumlar sönmüyor. Ben anladım ki oradan herhalde hani o kadar küçük bir çocuk ki bunları bile söndürememiş pastadaki. Sonrasında birlikte kalmaya falan başlıyorlar bunlar. İşte ben ne kal istiyorsan. Bu, bu çocuğa işte böyle uyuşturucu, bali gibi bir şey çektiriyorlar böyle ona da şey yapıyor. Geliyor Mehmet'i üvey, üvey babası sanıyor. Mehmet'in fotoğrafını yırtıyor annesiyle olan fotoğrafı. O Me Mehmet de o fotoğrafı zamanında çöp konteynerinden bulmuştu. O çocuk için dayak mı yemediği kalıyor. İşte böbrek yetmezliğinden ölme mi sürüklenmediği kalıyor. Bayağı bir böyle cevelleşiyor hayat mücadelesi. Ve filmin ismiyle gerçekten uyuşuyor. Kağıttan Hayatlar çok güzel bir, çok güzel bir isim. Ee, mücadele çıkması da çok güzel bir isim. Ba bazen böyle filmde gösterdi sokağın adı mücadeleymiş falan. Böyle arada o şeyler de vardı. Çok güzel açılar da vardı. Açıları da çok beğendim. ya gerçekten bazı duygu patlamaları yaşattığı bölümler vardı. Çağatay ve arkadaşları oturuyorlar. E, doğum günü kutlama bahanesiyle ama kimse hangi gün doğduğunu bile bilmiyorlar. Daha önce hiç annesi babası olmamış insanlar bunlar. Garibanlar. Kimsenin onlardan başka arkadaşı ve şeyi de yok. Ailesi de yok yani. Onlar kendilerine aile olmuşlar. Bir tane çocuğa diyor oğlum hani dilek dile falan filan çocuk şey diyor. Ya ben bu sene diyor ölmeyi diledim diyor. Niye lan diyor niye ölmeyi diledim diyor? Çünkü diyor artık ben büyüdüm diyor. Hani annem beni eğer büyürsem tanıyamaz diyor. Sonra orada bir göz sel akıyor böyle. Ya inanılmaz edebi şeyler de vardı mesela. O Tahsin bunun o cümleleri işte o gariban çocukların cümleleri işte Çağatay'ın hayatı tutunma bahanesi. Bu arada o küçük çocuğun konteynerinden çıkan küçük çocuğunda bu spoilerlı bu arada bu çıkabilirsiniz videodan haberiniz olsun. Sonradan Mehmet olduğunu anlıyorsun. Yani kendi küçüklüğünü görmüş Çağatay Ulusu. kendi küçüklüğüne şizofreni gibi bir şey olmuş. Hani o o kadar böbrek yetmezliğinden o kadar bir şey varmış ki psikolojik anlamda da yorulmuş. Ve mesela kardeşine diyor, atıyorum Oğlum ne yapacağız bu çocuğu ya falan filan diyor. Kardeşi açıyor kapıyı. İçeride çocuk mocuk yok. Bakıyor işte çocuk buldum senin şeyinden diyor. Kağıt toplayıcıdan, arabandan diyor. Yok çocuk yok. Meğersem o hayalindeymiş. Benim favori, favori karakterimin olması sebebi de Gonzalez'in. Hiç böyle abisini şey yapmamak için yani üzmemek için şey yapıyor. Hani gerçekmiş gibi. Gerçekten çocuk varmış gibi. Abisi de o kadar sinirli tokat atıyor, boğazlama boğazlıyor ve hiçbir sebebi yok yani. Atıyorum olmayan bir çocuğu işte korumadı diye, şey yap, yanında durmadı diye işte Mehmet González'e tokat atıyor, boğazlama boğazlıyor falan. Adam da çünkü hani yok öyle bir şey yani öyle bir çocuk yok ne yapsın. O da hiç böyle abisine işte üzmüyor. işte öyle bir şey olduğunu yüzüne vurmak istemiyor. Sonra o da şey diyor işte. Oğlum evde dayak yiyormuş çocuk. Üvey babasından falan diyor. Bizim Gonzales'le benim reisim, benim favorim de. Oğlum bir de şey Adanalı mıdır nedir bilmiyorum. Bir şivesi de var. Oğlum keşke bizim de evimiz olsaydı da biz sabahtan akşama dayak yedik. Ben annemi bir kere görmedim falan filan diyor. IMDB'de 6.8 almış ama hani daha iki gün önce hani bu e, yayıma çıktı. E, daha yükseleceğini düşünüyorum ve Netflix yapımı. Netflix yapımları da zaten Çağatay Ulusoy'a bayılıyor belli ki. Ki ben bu filmden sonra da bayıldım. Aslında hiç hani hiçbir fikrim yoktu Çağatay Ulusoy'la. Hatta böyle aynı klasmanda olup bu filmleri oynayabilecek bir insan Aras Bulut yani. Aras Bulut aynı jönlükte. Aynı karizma karizması. Aynı yaşlarda belli. Hani genelde o bu klasmanda o daha böyle duygusal filmler oynuyor ama Çağatay'dan yani gerçekten mükemmel bir filmdi. Filmin belli başlı yerlerinde sürekli olarak gördüğümüz kadın filmin sonunda Mehmet'in aynı zamanda tabii ki de Ali'nin e, annesi olarak çıkıyor karşımıza. o da halüsinasyon evresinde geliyor tabii. Hani her kadını yani hastanedeki doktoru bile annesi olarak görüyor. Ki ona da böyle bir şey, ona da böyle hani gitme isteği var. Hani anne, annesini görme, onu bir kurtarma isteği var. Hani zaten Ali'nin tek hedefi, hani hep Mehmet'e dediği şey, hani Mehmet abi hani para bulup annemi kurtaracağım ben falan filan diyor. Öyle devam ediyor. Filmin sonuna kadar o kadını görüyoruz. Filmin müzikleri biraz bana yavan geldi. Aslında güzel ama mesela Müslüm'ün ya da Ayra'nın vurucu böyle yani gümbür gümbür gelen müziklerini ben hani duyamadım çok fazla. Müziklerinden yana hani bir bir sıkıntı oldu bende filmi incelerken. Çok beğenmedim müziklerini. Onun dışında oyunculukları efsaneydi yani. Can Yaman sinirlenmesi değildi. Sinirlenme sahneleri çok güzeldi. Başka diyecek bir şeyim de yok. E, yorum atıp izle izleyin bu arada filmi. Çok güzel film tavsiye ediyorum. Beğenip Kanala abone olup elinizden gelen her şeyi yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.